Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz Beyin Spor Stüdyoları'na. 10 Mart Perşembe günündeyiz. Her zaman olduğu gibi Uğur Bey ile birlikteyiz ve sizleri sevgiyle, saygıyla, selamlayarak başlatıyoruz bugünkü programımızı da. Uğur Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız, iyi Teşekkür misiniz? Teşekkür Her ederim. şey yolunda. Harika. Şimdi bugün biraz daha kısa yapacağız programımızı. Çünkü dünden beri anons ettiğimiz üzere saat 12'de Merkez Hakem Kurulu Başkanı Doktor Ferhat Gündoğdu, e, stüdyomuzda konuk olacak ve son günlerde çok tartışılan kararlara, alınan kararlara, konulara e, bir açıklık getirecek. Bütün sorularımıza cevap verecek. Saat 12'de bu önemli röportajı ilk kez e, televizyonda canlı bir röportaj verecek. Merkez Hakem Kurulu Başkanı hepinizi izlemeye davet ediyoruz. Dolayısıyla biz de e, saat 12 gibi, 12'ye 5 kala gibi sizlere veda edeceğiz. Hep birlikte biz de izlemeye geçeceğiz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın açıklamalarını bu anonsu yaptıktan sonra hemen... E, saat 12'deki özel röportaj öncesinde biraz biz de ısıtalım e, gündemi, ortamı. Çünkü bazı haberler var onları paylaşmak istiyoruz. Sonrasında e, hem hem Galatasaray'la hem de Şampiyonlar Ligi ile devam edeceğiz. Öncelikle ekranlarınıza Foto Maç gazetesi geliyor. Kalkavan bıraktı. Merkez Hakem Kurulu'nun tarihi operasyonunda listede bulunmayan hakem Mete Kalkavan bu sezon sahaya çıkmayacak. Merkez Hakem Kurulu'nun hakemlerle toplantısını terk eden 43 yaşındaki Mete Kalkavan'ın liste dışı kalanlara destek olmak için sezon sonuna kadar maç yönetmek istemediği öğrenildi. Şeyle alakalı olarak e, toplantıyla bu dün gerçekleştirilen ve Mete Kalkavan'ın terk ettiği toplantıyla alakalı olarak e, Deniz Çoban'ın da e, bir yazısı var daha ayrıntılı. Hani e, merak edenler nasıl oldu diye Deniz Hoca anlatmış Deniz Çoban yazısında bir itirazı olduğu Mete Kalkavan'ın ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Doktor Ferhat Gündoğdu'nun da bu itirazı nasıl diyeyim hani görüyorum ve arttırıyorum şeklinde hani beğenmiyorsanız buyurun şeklinde cevapladı ve Mete Kalkavan'ın da salonu terk ettiği yönünde merak edenler için de buradan bir referans noktası olarak gösterelim. Hürriyet Gazetesi diyor ki UEFA ve FIFA bilgilendirildi. Türkiye Futbol Federasyonu hakem operasyonu ile ilgili olarak UEFA ve FIFA'yı bilgilendirdi. Bu konuda UEFA yönetim kurulu üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu As Başkanı Servet Yardımcı ile konuştuk diyor Hürriyet gazetesi. UEFA'nın tepkisi ne oldu sorusuna Servet Yardımcı şu cevabı vermiş. Bu konuda sadece bir bilgilendirme yaptık. Yeni bir yapılanma ve gençleştirme hareketi olduğunu bildirdik. UEFA sadece gerekçesini sorar. Burası önemli. Eğer kriminal bir gerekçe yoksa ki yok, bizim verdiğimiz bilgiler de onlar için yeterli. Servet Yardımcı devam ediyor. Niye hep hedefte Servet Yardımcı? Hakem operasyonu konusunda da isminiz geçti diyor Hürriyet gazetesi. Servet Yardımcı'nın cevabı: Bilmiyorum. Rizeliyim, Rize beni suçluyor. Fenerbahçe kongre üyesiyim, onlar suçluyor şeklinde bir cevabı olmuş hakem konusunda. Bakın Rize Galatasaray maçı sonrası kulüpler birliği ile bir araya geldik. Merkez Hakem Kurulu'nun yeniden yapılandırılması ile ilgili UEFA ve FIFA'ya uyumlu bir yapı oluşturmak istedik. Bu yapının tesis edilmesi için David Ellery ismini önerdim. Gelecek hakemlik müessesemizin röntgenini çekecekti. Peki geldi ve röntgeni çekti mi? Evet ama henüz rapor gelmedi diyor Servet Yardımcı. Benim hakemlik konusundaki tek müdahalem Kurumsal bazda bu oldu. UEFA'da 55 federasyonun bağlı olduğu komitenin başkanıyım. Oradaki tecrübeyi aktarmak da başka bir amacım. Ben isimlerle değil kurumsal olarak ne yapılması gerektiğiyle ilgileniyorum. İsimlerle değil kurumsal olarak ne yapılmasıyla, yapılması gerektiğiyle ilgileniyorum. Şimdi Uğur Bey, buradan başlayacak olursak kurumsal olarak ne yapılması gerektiği konusunu da Servet Bey şöyle açıklamış. David Ellery. Bir yapı tesis edilmesi neymiş o? Merkez Hakem Kurulu'nun yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak UEFA ve FIFA'ya uyumlu bir yapı oluşturulmak isteniyor. Kurumsal yaklaşımdan kasıt ne? Bu anlamda da Servet Bey, Servet Yardımcı bu yapı oluşturulsun. Bu yapıyı oluşturabilmek için de David Ellery gelsin, incelesin ve önerisini, raporunu sunsun. Benim tek şeyim bu. Cevabını vermiş. Katkım bu. Cevabını vermiş. Şimdi Mete Kalkavan'dan başlamak isterseniz. Yoksa Servet Yardımcı'nın değerlendirmeleriyle gerçi zaten 12'de şey çıkacak Merkez evet. Hakem Kurulu Başkanı. Buyurun. Yani doğrusu e, meseleyi kişiselleştirmekten ziyade e, kavramlara dair bir bakış açısı getirmeyi tercih ederim. Öncelikle hakem yönetiminin kurumsallaşması kavramından başlamak isterim. Bununla ilgili önemli sıkıntı hakem performans değerlendirmesidir. Türkiye'de Hemen hemen her kulüp, hemen hemen her futbol yöneticisi birkaç istisnayı ayırabiliriz. Ama bunlar istisnai olmaktan öteye gidememektedir. Hemen hemen her kulüp, hemen hemen her futbol yöneticisi kendine imtiyaz, başkasına adalet istemektedir. Dolayısıyla onların görüşleri benim için çok da geçerli olduğunu söyleyemem. <laughs> Kuralları çok iyi bildiklerini, çok iyi yorumlayabildiklerini düşünmüyorum. En önemli konu Türkiye'deki... Hakem performans analizi Hakem performans değerlendirmesidir Bunun tek bir Gözlemci oluğu yapılmasının Doğru bir analiz metodu olduğunu düşünmüyorum Bunu zaten daha önce defalarca dile getirdim Hakem performans analizi Bir kurul tarafından yapılabilir Madem bir komite var Bu komite 10 tane süperlik maçını izlesin Hiç olmazsa ya da paylaşsın en azından Beşer beşer izlesinler Hakem performanslarını birden fazla kişi yorumlasın Sadece stadyuma giden değil Televizyondan izleyen de yorumlasın Zaten artık video hakem hayatımıza girdiği için televizyonun izleyerek yapılan değerlendirme de geçerlidir. Bana sorarsanız çünkü futbolun içine artık televizyon girmiştir. Dolayısıyla hakem performansının e, analizinin gelişmesi gerektiği konusunda bir kanaatim var. Bunun modernizasyonu konusunda bir kanaatim var. Yeni sezonda bunun da hayata geçeceğini umut ediyorum. Yani hakem yönetimiyle ilgili görüşüm bu. Ha birey birey hakem listesinin değiştirilmesi... E, Yeni açıklanan listeyle ilgili görüşüm. Birincisi saha performansları yeterli olmayabilir. Özellikle yaşı biraz büyük olan hakemlerim. Metakal Kavan da bunlardan biri. Gerçi listeye değildi ama 42-43 yaşında. Şu Cüneyt Çakır 45-46. Suat Aslanboğa. Zaten e, hakemliği bitmiş olan Halis Özkaya da yazmıştı oraya. 40 üstü. Hüseyin Göçek 40 üstü. Bunlardan monitörde faydalanılamaz mıydı? Ben bu sorunun yanıtını hiçbir yerde duymadım. Bu hakemler sahada hakemlik yapmak için yetersizse fizikselse, teknikse bu konu neden var olarak faydalanılmıyor? Yani onu anlamadım. Ona bir yanıtları var mı? Çok haklısınız. Mantık olarak yaş ilerledi, koşamayacaklar. Eskisi Mesela, gibi koşamayacaklar. Evet. Koşsalar da konsantrasyon da abi dediğiniz evet. gibi bu tecrübe, bu birikim ekran başında rahatlıkla değerlendirilebilir de aklın yolu bir. Bunu yani merak ettiğim sorulardan yanıt beklediğim sorulardan bir tanesi bu. Ee, neden böyle oldu? İkinci sorumda programda da dilerim e, Güntekin de zaten bu soruları yöneltecektir. Ferhat Gündoğdu'ya. İkinci sorumda bu. Şimdi bir uzun süreli analizden bahsediliyor. Değil mi? Uzun süreli bir çalışma yapmışlar. Performans analizi yapmışlar. Buna göre bir kararı almışlar. Peki Cüneyt Çakır'ı bugün liste dışı bırakan bu MHK, aynı MHK, Ferhat Gündoğdu MHK'si <laughs> 12 maç vermiş Cüneyt Çakır'a. En çok maç veren e, en çok maç veren hakemlerden biri. Bu sezon 17 maç yönetmiş Çakır. 12'sini bu MHK'ye vermiş. Ki son haftaya dahil. Son bir aya bakarsan da yine 4 maç yönetmiş. Yani liste dışı bıraktıkları bazı hakemlerin istatistiklerine bakıyorsunuz. En fazla görevlendirilen hakemler içindeler. E madem bu hakemler yetersiz de bu hakemleri teknik olarak yetersiz buldunuz. Niye son dönemde bu kadar çok görev verdiniz? Performans analizine göre karar veriyorsunuz bana. İkinci soru da bu. O zaman çünkü performansa göre bir karar verildi. Hani bir çelişki oluşuyor orada. Doğru. Performans yetersizse son dönemde az görev vermiş olman lazım. Çok görev vermiş. Performans yeterliyse niye listeden çıkardın? Bu iki soru benim için daha değerli. Bir soru daha var. Buyur. Neden şimdi? Neden şimdi? Tabii çok büyük bir soru bu. Neden en şimdi? Soru. Sezon sonu daha şık olurdu. Teamüle daha uygun olurdu. Daha normal olurdu. Böyle bir kriminal şüphe oluşmazdı. Çünkü kamuoyunda bir şüphe oluştu ister istemez. Ki Mete Kalkavan'ın da reaksiyonu ona. Mete Kalkavan diyor ki ya ben de dahil olmak üzere bu grup arkadaşlarımız ne yaptık ne suç işledik de Mart'ta böyle bir operasyona gerek duyuldu. Eğer böyle bir operasyon yapılıyorsa hani bu beni de rahatsız eder. Daha önce FIFA kokar takan şu an takmasa da hani yıllarca bu ligin yükünü çekmiş hakem grubundan biri olarak ben de rahatsız eder demiş Mete Kalkavan belli ki. Evet şimdi olmasaydı mesela Fırat Aydınus'un hakemliği zaten sezon sonu bitiyor. Devam etmeyecek misiniz? Kanal haftalarda az görev verirsiniz ya da vermezsiniz. Ya da sadece monitörde görev verirsiniz. Mayıs ayında da omuzlarda veda edersiniz. Cüneyt Çakır devam etmeyecek misiniz? Az görev verirsiniz ya da monitör görev verirsiniz. Mayıs'ta haliyle biter. Defakto biter. Daha şık olur. Teşekkür edersiniz. Bunca yıl Türk futbolu izleyiciler sizden daha fazla hizmet kesin. Bence buradaki en kritik soru neden şimdi? Neden? Evet, ben de merak Neden? ediyorum. En kritik soru. Sezonun bitmesine daha 28 10 hafta var. O da 10 haftada kaç tane maç önce 100 tane maç oynanacak? 15 hakemle. Hatta 14'e düştü. 14 hakemle götürülecek her hafta 10 müsabaka. Şey 14 hakem artı 4 4 tane de video kadrosu evet. var. 14 sahaya hakem artı 4 video kadrosu da bu 100 maç götürülecek. Artı yeni sezonu daha çok merak ediyorum. Soruyorum buradan alt klasmanda bu kadar harika hakemler mi var? Bu kadroyu tamamlayacaksınız. Varsa çıkartsaydınız. Alt klasmandan şimdi yeni hakemler gelmek katılmak zorunda bu listeye. E öyle olacak demek ki. Fiziksel olarak. Demek ki hakem eğitimiyle ilgili de iyi bir seviyedeyiz. O zaman ben Tabii. buradan bunu anlıyorum ama hakem eğitimiyle ilgili iyi seviyede olmadığımızı söylüyorlardı şimdiye kadar. Bununla ilgili yeniden yapılanma söz konusu olduğunu söylüyorlardı. Belki hızlıca yol kat edilmiş olabilir. Bence bu zaman çok yeterli değil. Dört ayda bu kadar mesafe kat etmek kolay değil bence. Velhasıl bu konulara açıklığı getirecek olan kişi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Doktor Ferhat Gündoğdu. O da saat 12'de yani yaklaşık 50 dakika sonra ekranlarımızda olacak. Ee, daha fazla biz ileriye gidemiyoruz bu soruların cevaplarını çok fazla soru var çünkü. akıl kestirme yoluyla tahmin etmek elbette bir yere kadar Saat 12'de hepimiz e, cevapları bulacağız diye temenni ediyorum. Ve Galatasaray'a geçiyorum. Var mı eklemek istediğiniz? Teşekkürler. O zaman efendim gelsin ekranlarınıza Fanatik gazetesi diyor ki başlıkta yenilmek kolay, yenmek olay. Bu sezon ligde dökülürken Avrupa'da harikalar yaratan Galatasaray dünyanın en iyilerinden Barcelona'ya konuk oluyor. Tam da böyle bir maç bizleri bekliyor. Şimdi bu sezon ligde dökülürken Avrupa'da harikalar yaratan, Avrupa'da harikalar yarattığı dönemde ligde bu kadar kötü değildi. Birincisi. Bir tık, bir tık yani, daha. Evet. E, dolayısıyla bu önermeyi biraz da o çerçeveden görmek lazım. Galatasaray Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 20 yıldır sadece televizyondan izleyebildiğimiz Barcelona ile kamp'ta nefes kesecek bir mücadeleye çıkıyor. Süper Süperlikte kötü günler geçirmesine rağmen Avrupa Ligi'nde grubunun daha lider tamamlayan, deplasmanda gol bile yemeyen Aslan, Şampiyonlar Ligi grubunu 3. bitiren fakat Xavi ile müthiş bir çıkış, çıkış yakalayan Barcelona karşısında sürpriz peşindeydi birazdan Barcelona'nın nasıl bir çıkış yakaladığını da rakamlarla ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Peki Galatasaray'ın muhtemel 11'ini nasıl tahmin etmiş gazete? Kalede Inyaki Penya, Sasha Boyi, Nelson Marcao ve Patrick Farhanolt. Önlerinde Taylan, Berkan, Feguli herhalde ortada e, üçü, e, olacak orta sahanın üçüncüsü. Babel Kerem kanatlarda ve Mustafa Muhammed en ileri uçta başlayacak diye e, tahmin etmiş. Barcelona'da kalede Ter Stegen. Mingueska, Aru, e, Araujo, Erik şey oynamayacak galiba değil mi? E, Daniel Alves oynamayacak. Daniel Alves Nico, Sırıyor. Franky, Pedro, Traore, Dembele ve Memphis Depay 11'ini tahmin etmiş. Çabi Hernandez'in Kerem'in yeteneği beni şaşırttı sözleri aktarılıyor. Diğer taraftan Domenek Toren birazdan daha geniş okuyacağız. Kusursuz olmamız gerekiyor sözlerini bu sayfa aktarmış. Fanatik gazetesi Hemen çevreyle devam edelim. Kerem'in yeteneği beni şaşırttı. Barcelona'nın çalıştırıcısı Xavi Galatasaray'ın kendilerine problem çıkarabileceğini belirterek bireysel olarak beni şaşırtan yetenekli oyuncuları var. Kerem Aktürkoğlu gibi ifadelerini kullandı İspanyol hoca temsilcimizi yenerek bu turnuvada başarılı olmak istediklerini dile getirdi. Futbolu en üst düzeyde oynayan, gerek yetenek anlamında gerek sistem anlamında bütün başarıları en üst düzeyde yaşamış görmüş birisi olarak Xavi'nin bu sözleri bence çok önemli. Hani Kerem'in onu söylediği sözleri mi? gerçekten herhangi birisi değil yani. Ya Messi ile oynamış öyle söyleyeyim. Ki en az onun kadar yetenekli Iniesta ile beraber en az onun kadar yetenekli becerikli oyuncularla onlar kadar yetenekli becerikli oyuncularla futbolun zirvesini yıllarca domine etmiş bir isim. Görmediği yetenek, görmediği beceri kalmamıştır. O yüzden çok önemli. İspanyol devinde Galatasaray maçı öncesinde en önemli eksik sarı kart cezalısı olan Gavi. Tecrübeli sabek Daniel Vez ve Vague ise UEFA listesinde yok. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Umtiti, Balde, Sergio Roberto ve Fatih de görev yapamayacak diye tahmin ediyor gazete. Barcelona'yı çözdük turu geçeriz. Domenek Toren'in sözleri Aslan'ın hocası Toren dev maç öncesinde iddialı konuştu. Xavi'nin Barcelona'sı çok iyi bir dönemde. Bu bir sır değil herkes biliyor. Bazen iç sahada oynamak zor olabilir. Hem savunmada hem hücumda ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Barcelona devamlı bize saldıracak ama biz de tedbirimizi alacağız. Turu geçeceğimize inanıyoruz diye konuştu. Kaleyi Penya'nın koruyacağını bildiren Toren. Bazı değişiklikler yapacağız. Gol yeteneği olan bir forvetle sahaya çıkacağız. Bu cümle açıklamaya muhtaç bir cümle mi acaba? Gol yeteneği olan bir forvetle Evet belki çeviriye kurban gitmiş olabilir. Barcelona'ya karşı mükemmel oynamalıyız. Ligde düşme hattından uzaklaşmış durumdayız. Daha fazla eziyet çekmememiz lazım. Oyunculardan çok memnunum. İyi yoldayız. Galatasaray artık topa daha fazla sahip oluyor. Oyuncular biraz daha kendilerini verdiklerinde bu işi çözeceğiz sözlerini aktarmış gazete. E, altyapısından yetiştiği Barcelona'ya karşı kaleyi koruyacak olan İnyake Peña ise benim için değişik duygular yapmamız gerekenin bilincindeyiz buraya stadyumu görmek için gelmedik yorumunu yaptı. Peki Galatasaray'ın e, 11 tahmini. Sabah gazetesi kalede Peña, Boy Nelson, Marcao ve Van Arnold, Tarkan, Beylan, e, özür dilerim Tarkan <laughs> Taylan, Berkan, Çikaldao, Fegoli Kerem Muhammed. Burada Babel yerine Fegoli'yi kanada atmış Sabah gazetesi. Çıkaldavi herhalde ortada. E, orta sahanın üçüncüsü olarak öngörmüş. Feguli ve Kerem kanatlarda en ileri uçta da Mustafa Muhammed. Yine tahmin edilmiş. Yani gol yeteneği olan bir forvet. Şimdi bu şeyi sonraya bırakalım isterseniz Uğur Bey. Galatasaray %30 geri, Barcelona %24 ileri. Tabii. İsterseniz buyurun sözü size bırakayım. Yani Barcelona'nın ne kadar formda olduğunu spor kamuoyu zaten yakından takip ediyor. Ee, La Liga'da ikinci seviyeyi tehtitler konuma geldiler. Bu form grafiklerini sürdürürlerse ligi ikinci bitirmeleri işten değil. Avrupa Ligi kupasını da istiyor çünkü müzerinde yok. Bu kadar ciddi kupa koleksiyonu olan müzerine gidenler e, bilecekler zaten. Yani oradaki kupaları, geçmişte oynadıkları maçların videolarını, madalyaları falan sığdıramayacak kadar sağlam bir müzeleri var Barcelona ama bir eksikleri var Avrupa kupası. Onu da istiyorlar. 20 yıl sonra bu kupaya döndüler. O kupayı almak istiyorlar. Dolayısıyla kupanın da favorileri arasındalar. Xavi gibi çok e, umut vaatten potansiyel çok yüksek bir tek direktörü göreve getirdiler. O geldikten sonra da kaderini değiştirdi kulübün. Tabi devre arası transferlerini altın çizmek lazım. 4 transfer yaptılar ve 4'ü de iyi tesir etti. Hem Ferran hem Obama hem Adama. Hatta Daniel Alves 38 yaşındaki Daniel Alves bile kontratında bir yıllık opsiyon var. Onu şimdiden kullanacaklarını konuşuyorlar. Yani 39 yaşında da Barcelona kadrosunda olacak. Takıma e, enerji kattı, tecrübe kattı. soyunma odasının rengini, havasını değiştirir söyleniyor. Ama Avrupa Ligi kadrosunda yok. E, Sergi Roberto sakat. Daniel Vestis'e de yok. bekte normalde desti bekleriz ama hani rotasyon yapacağım dediği için Çavi Mingeza beklentisi de var. bekte Mingeza da oynayabilir. Normalde orijinal pozisyonu o değil. Savunmada Pique, Aroho, ideal ikilileri hani rotasyon yapacağım dediği için Eric Garcia bugün oynayabilir diye tahmin ediyoruz. Ligde Pedri, Busquets, De Jong orta sahada genelde bu üçlü oynuyor. Hücumda da Memphis'in oynamasını bekleyebiliriz. Çünkü ligde sonradan girdi. E, etkili oldu. Ferran da sonradan girdi etkili oldu. Hani Memphis Depay'da sakatlıktan döndü. Bu maç büyük bir fırsat Memphis'in oynaması için. Bu 3-4 değişikliği ben de bekliyorum. İşte Sabek'te Mingeza savunma göbeğinde Pique'yi dinlendirip Eric Garcia e, ileri uçta Memphis Depay gibi değişiklikler bekleyebilir bence de ama hala tabii çok güçlü var sonra. 2022 yılında yani bu takvim yılında ligde ne Atletico Madrid maçında %57 toplu oynamışlar Atletico Madrid'e karşı %57 onun dışında %65'in altında düşükleri maç yok. Yani her maçta top onlarda. Yani başka bir oyun planları yok. Başka bildikleri bir oyun yok. Xavi futbolcundaki genetiği teknik adam olarak da enjekte etti bu takıma. Atletico maçı en düşük toplu oynadıkları maç o da %57 Atletico Madrid'e karşı. Kesinlikle topa sahip olacaklar. Kesinlikle domine edecekler. Başka bir yol bilmiyorlar. Başka bir yol aramıyorlar. Başka bir yolları da yok. Ligde namalüpler ama iyi haber. Gol de yiyorlar. 2022 yılında yine Xavi döneminde söylüyorum. İki kere Elche ile oynadılar. 3-2 ve 2-1 bitti maçlar. Elçe gibi hani çok kısıtlı bir kadroya karşı. O maçı 2-2 bitti. Espanyol maçı 2-2 bitti. Atletico Madrid 4-2 bitti. Napoli 4-2 bitti. Yani gol de yiyorlar. Savunmada açık veriyorlar. Nasıl açık veriyorlar özellikle? Hücumda tamamlayamadıklarında tamamlayamadıkları hücumlarda rakiplerinin geçiş fırsatlarını iyi değerlendirmesiyle zor duruma düşebiliyorlar. Galatasaray da bunu arayacak. Elçenin yaptığını, Ososuna'nın yaptığını Atletico Madrid'in yaptığını onları arayacak arayacaklar. Geçiş hücumları arayacaklar. E, formasyonda çok fazla oynamıyor. Aralıkta ilk geldiğinde üçlü savunma denemişti. Ama yeni transferler geldikten sonra, takviyeler geldikten sonra bir daha üçlü savunma denemedi. Muhtemelen 4-3-3 zaten Barcelona ile genetik olarak eşleşmiş, artık ezberlenmiş. Çavin'in oynadığı dönemdeki gibi 4-3 oynayacaklar diye tahmin ediyoruz. Ocak'ta bir kupada Atletik Bilbao yenilmişlerdi. Ocak'tan beri yenilmediler 2 aydır. Ki o Atletik Bilbao maçına bile %67 toplu oynamışlar. Dolayısıyla Galatasaray için tek bir yol var. Domenek Torres'in dediği gibi topu isteyecek Barcelona oyuna hakim olacak. Galatasaray geçiş hücum arayacak aynen Lazio ve Marsilya karşı yaptığı gibi. O zaman ufak ufak kıyaslara, karşılaştırmalara bakmaya başlayalım. Şimdi Akşam gazetesi gelecek ekranlarınıza. Galatasaray %30 geri, Barcelona %24 ileri şeklinde bir analizi var. Teknik adam değişikliklerinden sonra Barcelona yükselişe, Galatasaray ise düşüşe geçti. Domenek Toren Aslan'ın başına geçtikten sonra takımın genel performansında %30 gerileme yaşandı. Kuma'nın ardından Katalanların koltuğuna oturan Xavi ise takımı toparladı ve Barcelona %24 oranında yukarıya doğru bir ivme yakaladı. Biz de rakamlarla sevgili editörümüz Tolga hazırladı. Rakamlarla Barcelona. E oraya geçmeden şuradan hemen hızlıca bir paragraf daha okuyacağım. Ah geçtik mi? Neyse gelin bana sevgili dostlar. Galatasaray Torre'nin gelmesiyle birlikte genel performansta %30 düşüş yaşadı. İspanyol hocanın göreve başladığı süreden bu yana Sarı Kırmızılıların gol ve hücum organizasyonlarında %35 ilerleme var. Fakat Galatasaray ileride ne kadar etkili olsa da gol yemeye devam ediyor. Fatih Terim'den sonra Galatasaray'ın gol yeme oranında %77 gibi bir artış var şeklinde yazmış akşam gazetesi tespitinde. Şuradan Şimdi az önce ekranlarınıza gelen istatistiğimize geçebiliriz. Peki Barcelona'da durum ne? Çok hakikaten e, dün de başkanın açıklamalarını paylaştık ya keşke Çavi'yi daha önce getirseydim Evet e, şeklinde. Böyle bir etki dolayısıyla herkes tahmin ediyordu Çavi'nin böyle etkileyeceğini. Ama Değil transferler, evralı transferleri yapılmadan önce Çavi'yi daha erken getirseydi bu kadar büyük radikal bir dönüşme imza atamayabilirdi. Çavi yıpranabilirdi. Başkan tabii ki Çavi'yi onur etmek istiyor. O Laporta. porta. Bunu Başka anlıyorum. Parlatmak istiyor. Ama Çavi geldi. Şampiyonlar <laughs> Ligi'nde ne yaptı? Bayern'e 3-0 yenildiler. ile berabere kaldılar. Şampiyonlar gruptan çıkamadılar. Niye? Daha Aubameyang yoktu, daha Ferran yoktu, daha Adama Traore yoktu. O kadroyla da Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamadı. Yani Çavi'ye daha fazla yapılırdı bence. Doğru zamanda geldi. Pekala. 10 maçta Kuman 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaptı. 14 maçta Xavi 9 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaptı. Ligde, La Liga'dan bahsediyoruz elbette. E, Kuma'nın gol ortalaması görev yaptığı sürede Barcelona'da bu sezon e, 1,5 Çavi'nin gol ortalaması ise görev yaptığı sürede 2.1 olmuş. 7 gol ortalamasında 0.1 düşürmeyi başarmış Çavi Kuman dönemine oranla. Diğer istatistiklerde pas yüzdesi, rakip ceza sahasında topla buluşma, şutta bir artış var Çavi ile beraber ve doğal olarak isabetli şuta da yansımış bu. Net gol pozisyonunu 0.3 puan arttırmayı başarmış. Gol beklentisini 0.2, kalesindeki gol beklentisini de 0.2 düşürmeyi başarmış. Yani bu tablo gösteriyor ki hem, hücum, hem Kuman'da hücum. bu oyunculara sahip olsaydı Obama Yang'a, Ferran'a, Adama Traore'ye Kuman da bu performansı artırabilirdi. Yani Xavi'nin iyi performans göstermesi Kuman'da kötü tek direktör yapmaz. Elbette. Ronald Kuman'da elindeki imkanlar kısıtlıydı. Bunu da kabul etmek lazım. Bu tablo bunu gösteriyor. Yani iddia edildiği kadar da Ronald Kuman kötü bir performans göstermedi. Elindeki malzeme de kötüydü. Ama Xavi <laughs> hem takımın enerjisini değiştirdi. Hem oraya Tam o algısını değiştirdi. Kam oyundaki algısını değiştirdik ki çok önemli. Hem oraya o e, 2008 ve 2012 Avrupa Şampiyonu, 2010 Dünya Şampiyonu bir oyuncu geldi. 2009 ve 2011 Şampiyonlar Şampiyonu bir oyuncu geldi. E, çok daha büyük saygı görüyor. E, o dönemin enerjisini biraz odasına yansıttı. Daniel Alves transfer ederek e, oraya gerçek bir insan koydular. O dönemi yaşamış, onun deneyimlerinden ve enerjisinden de faydalanma yoluna gittiler. Yani Xavi... Belki transferlerde rol oynamıştır. Barcelona belki tarihinin en iyi Ocak transfer dönemini yaptı diyorlar. İspanyol medyasında okudum. Onunla ilgili bir bilgi vereyim. Ocak'ta o kadar başarısızmış ki Ocak transferinde Barcelona. Diyorlar ki bundan önceki başarılı Ocak transferi 2004 yılı Davids, 1999 yılı Deboerler'e kadar gidiyor diyorlar. Barcelona o kadar zamandır Ocak'ta ya transfer yapmıyor ya da başarılı transfer yapamıyor. Mesela Ocak'ta yaptığı bazı transferler Arda, Coutinho, Alexander Ilep gibi bazı Ocak transferlerine almışlar haberde. En son başarılı Ocak transferi neredeyse 2004 Edgar Davids demişler. Yani tarihi de bir Ocak transfer dönemi geçirdiler. Bu işte ekranda yansıdığı gibi gerçekten rakamlara da yansımış. Rakamlarla da görünüyor bu Aynen tatkı. Öyle. Adam Öyle. sıfır gol sıfır asist diye sosyal medyada alay ediyorlardı adamayla. Bak gösterdiği performansa. Evet. Demek ki futbol rakamlarına ibaret değil. Şimdi gelelim oyun kısmına. Az önce dediniz ki herkes ne yapacağını biliyor. Yani Galatasaray'ın bir önce Avrupa Ligi'nde oynadığı son maçta yaptığı gibi geçiş oyunuyla topu rakibe vererek arada boşluklar sağlam durarak savunmalı arada boşluklar arayarak arkaya ya da aralara atılacak toplarla golü araması. Bu durumda nasıl bir 11 ile çıkacak sizce? Şimdi geçiş oyununa uygun oyuncularınız olmalı. Barcelona ne kadar mükemmele yakın olsa da mükemmel değil. Arojo'nun gelecek sezon kontratı bitiyor. 2023 sonundan bahsediyorum. Gidebileceği söyleniyor. Chelsea ve Manchester United ilgilendiği söyleniyor. Daha kontrat imzalamadı. Christensen'i Barcelona'nın aldığı söyleniyor. Hatta bugün bir seyahat olabileceği, Christensen'le ilgili Londra seyahati olabileceği söyleniyor. Chelsea'de kontratı biten. Yani savunmada bir hareketlik var Barcelona'da. Savunmada Bilmiyorum. ideali bulabilmiş değiller. Başka stoperlerin de adı geçiyor. Ee, malum erik Garcia'nın durumu da belirsiz. Bu koşullar altında da kusursuz değil. Evet kusursuza yakın ama kusursuz değil. Savunması çok öne çıkıyor. Doğal olarak. Çıkması da lazım. Maa ile öne gitmelisiniz. Bu kadar önde yüksek pas serisi ve pas yüzdesi yakalamanız için. Savunma öne çıktığında da tamamlayamadıkları hücumlarda rakipleri Çabuk geçişlerle zaman zaman Barcelona'ya zor duruma düşüyorlar. Her orada orada e, rotasyon da yaparsa, ne bileyim, Dest başlatmaz, Mingezayı başlatırsa, savunma göbeğini iki genç Erik Garcia e, ve Araujo yaparsa, e, biraz da Galatasaray'ın şansı artabilir. Napoli maçı 11'i istemiştiniz. Şimdi bu ideal 11'leri leri yani herhangi bir rotasyon yapmazsa normalde as 11'leri bu. Şu anda sağlıklı olan oyunculardan kurulu en iyi 11 bu. Ama rotasyon yapacaksa bu 11'i o yüzden istedim. Rotasyon yapmayacaksa çıkacak 11 bu. Eldeki oyuncudan çıkarılacak en iyi olmuş. Ama buradan 2-3 değişiklik yapması bekleniyor ki zaten kendisi de bası toplantısı rotasyon yapacağını söylen. Dest yerine Mingeza. Pike yerine Erik. Aubameyang ya da Ferran yerine Memphis gibi değişiklikler beklenebilir. Gavi cezalı olmasaydı Gavi kesin başlardı ama cezalı. Öyle değişiklikler beklenebilir. Bu da belki defansif olarak Barcelona'ya biraz daha Hani kusursuz yakınlar ama biraz daha kusur verebilecek hale getirir mi? İster istemez. Bu umutlara kapılmak durumundasınız. Çünkü 6-7 katı bütçenizde olan bir takım e, müzesindeki kupa sayısı hani sizin Avrupa'da oynadığınız maç sayısı kadar neredeyse. Futbolun en büyüklerinden, futbol tarihinin en büyüklerinden biri. Dolayısıyla umut kırıntısı arıyorsunuz. Kusurlarını görmeye çalışıyorsunuz umarım değerlendirir. Hiçbir takım yenilmez değil dünyada. Barcelona'da kazanıyor son dönemde ama Napoli'yi 4-2 yendi. Atletico'yu 4-2 yendi. Şubat'ta düşünüyorum. Valencia'yı 4-1 yendi. Atletico'yu de inanıyorsam 4-1 yendi. Hep gol yedi. Yani siz o 4 gol yememeyi başarırsanız bir şekilde Barcelona'da savunmada, savunma arkasında yapılan koşularda, atılan toplarda açık verebilen bir takım. Ha bu arada arkadaşlarımıza ver. Teşekkür ederim. 4-0 yenmiş. Elçe'de hafta çok zorladı. Barcelona geriden gelmek zorunda kaldı. Oyuncu değişikliklerinden sonra özellikle. Oyunun tarzı değişti. Hatta Elçe'de son dakikalarda iki tane penaltı beklentisi var. Bir değil iki tane elle oynama. Elçe çok itiraz etti. Yani alabilselerdi o penaltıları veya birini belki de maçı çevirebileceklerdi. Yani Barcelona da kusursuz değil. Ki Barcelona da ikinci golü penaltıdan buldu. Elçe'nin yaptığı gibi Barcelona tamamlamadığı hücumlarda geçiş fırsatları yakalarsanız pekala şansınız olabilir. Neden olmasın? Bizim 11 beklentimiz sevgili reji Galatasaray'ın grafiğimiz. Kalede Penya, Patrick Van Anolt, Markao, Nelson ve Sasha Boyut, Taylan Berkan orta sahası, e, orta üçlüyü Feguli tamamlıyor ama Çıkaldağ da olabilir. Kerem ve Babel ve en ileri üçte Mustafa Muhammed. E, hoca özellikle hani Mustafa Muhammed'i işaret etmişti maç öncesindeki şeylerde. Hı hı. Açıklamalarda ama Gomez neden olmuyor diye bir sorgulamış mıydık burada? Evet, bir değinmiştik bu konu. Yani Uluslararası tecrübesi daha fazla. Şampiyonlar Ligi fiziksel olarak. Etkinliği yüksek. Belki de belki de 36 yaşında hoca fiziksel seviyesini daha iyi biliyor. Son maçta da Konya Spor maçında da Galatasaray bütüncül olarak kötüydü. Belki bu da etkilemiş olabilir 11 tercihini. Mustafa Muhammed de uluslararası futbol piyasasına kendi gösterme fırsatı. Şimdiye kadar bu seviyede hiç oynamadı. E zaten e, Avrupa'daki Mustafa Muhammed'in e, ilk fırsatları, bir Fransa ligine iki kere gitme durumu oldu. Saint Etienne özellikle ciddi biçimde kontrat aşamasına gelmişti, gidememişti. Kendi göstermek isteyebilir Mustafa Muhammed de. Belki bu açlıktan tutkudan faydalanmak isteyebilir. Aklıma şu geldi. Son maçta Elçe maçında Pedri pas hatası yaptı ve oradan bir gol yedi Barcelona. E, oynarsa bugün Pedri. Hani hoca dinlendirmezse çünkü Pedri o kadar çok maç yapıyor ki zaman zaman onu dinlendirme ihtiyacı hissediyorsunuz. Galatasaray'ın orta saha savunmacı pas arası yapmaya çalışacak. Serseri top kazanmaya çalışacak. Belki de oralardan bir şeyler, umut kırıntıları yakalamaya çalışabilirler. Barcelona'nın pas trafiğini bozmaya çalışabilirler. Bu durumda da koşucu oyuncular size lazım. Top kazanırsanız Kerem gibi, Mustafa Muhammed gibi hani kontra atak silahları size lazım. O yüzden tercih edilmiş olabilir. Mustafa Muhammed çünkü daha koşucu, daha geniş alanda kontra fırsatı yakalar mı diye düşünmüş olabilirler. Havaya da iyi bir oyuncu. Sıçraması da iyi. Belki Penya'nın uzun metrajlı toplarında indirir diye düşünmüş de olabilir. Domenek Torrent. Ama Gomis de indirir tabii. Aynen öyle. <laughs> Şimdi onu söyleyecektim. Onun o konuda bir eksiği yok ama neyse yani hocanın tercihi sonuçta onlarla beraber yaşıyor. Onlarla beraber antrenmanını yapıyor. Dolayısıyla herhalde e, kendisinin kararı ki zaten hani beklentiler muhtemel olabilirler. Bakalım maç saatinde. Ya şunu söyleyebiliriz. Bak Barcelona Ocak transferi yapıyor. Sonuna kadar faydalanıyor. Takımın kaderini değiştiriyor. Galatasaray Ocak transferi yapıyor. E bu maçta Gomis yoksa, bu maçta Pulgar yoksa bir tek Penya var. Semih'i saymadı. Listede yok. Geçtiğimiz günlerde şöyle bir haber okuduk. Gazetelerde çok fazla konuşulmadı. Yani çok da göremedim. İnsanlar belki çok tartışmadı. O yüzden ben de e, acaba gündeme getirsem mi, getirmesem mi bilemedim. Şimdi aklıma geldi ama Pulgar'la alakalı olarak domenek torrenin herhangi bir bilgisinin olmadığı. Öyle tamamıyla mi? neydi şey? E, Kampos mu? Simplisi. Simplisom. E, Sensibili. Sensibili değil, Kampos'un şeyi olduğu bir orta saha oyuncusu olarak tercihi oldu şeklinde belki, bir yani. şey vardı haber vardı sonra da arkası gelmedi hani öyle çok da şey yapılmadı belki hani kaynak zaman zaman olabiliyor ya çok üzerinde durulmuyor şüphesiz. haberde. şüphesiz. Ama şöyle bir, şey bir detay var. Kastedildi. Şöyle bir detay var hocam. Nereden geldi? En son nerede çalışıyordu? Für İtalya'da. Yok. Ondan bahsetmiyorum. Torrent. Güney Amerika'da. Evet. Pulgar Şili milli takımın düzenli oyuncusu. Doğru. Dolayısıyla Güney Amerika'da çalışan bir tek direktör. Güney Amerika futbolunu şüphesiz ki yakından takip etmiştir o dönemde. Yani Pulgar'la ilgili seri oyuncusu zaten. Fiorentina'da formasını e, Arsenal'dan giden Uruguay Lucas Torreira'ya kaptırmış. Bilmemesi, tanımaması pek mümkün değil. Ama hazır hale getirilemedi belki de. Son maç performansı kötü müydü? Kötüydü doğru ama... 4-5 maç oynama fırsatı bulsaydı belki Pulgar da ritmini bulabilirdi diye düşünüyorum. Ama bu maça kadar ritmini bulamadı. Biraz oyun tarzı olarak tamamen varsayımsal olarak söylüyorum. Çıkal daha iyi mu benzetiyor acaba? Daha çok top kazanır. Daha güçlüdür. Daha fazla ikili mücadele kazanır. Orada Taylan Berkan pozisyonuna daha çok aday Pulgar. Onlardan birini kesebilmeliydi bence şimdiye kadar ama bence az maç oynadı, az dakika aldı. Peki. Daha fazla dakika alıp gözlemlememiz lazımdı diye düşünüyorum ben. UEFA Avrupa Liginde son 16 turu maçlarını da hemen aktaralım grafik olarak. Ondan sonra da bir araya gideceğiz değerli izleyenler. Lyon Porto deplasmanından 1-0 galip dönüyor. Eintracht Frankfurt Real Betis deplasmanından 2-1 galip dönüyor. Bu akşam saat 20:45'te Sevilla West Ham United maçı var. Ardından tüm maçlar saat 23'te Atalanta Leverkusen le oynayacak. Braga Monaco'yla Rangers Kızıl Yıldızla ve deminden beri konuştuğumuz üzere temsilcimiz Galatasaray'da Barcelona deplasmanında olacak. Bu eşleşmeler bitti diye düşünülmesin. Bu maçların rövanşında da Porto ve Betis de deplasmanda böyle işler çıkarabilirler. İnanın bana rekabetçi bir rövanş olabilir. İhtimaldir yani. Bir araya gidelim değerli izleyenler. Aranın ardından da Şampiyonlar Ligi'ndeki dün akşam başlara bakacağız. Lekip gazetesi geliyor Fransa'dan ekranlarınıza. Başlık kral tarafından cezalandırıldı. 3-1 biten Real Madrid deplasmanının ardından bu başlık atılmış ve bu kare paylaşılmış. Buradaki e, kalecinin hatasına da Donnarumma'nın evet. Donnarumma'ya yapılan hataya da diyelim isterseniz orada faul vardı. Belki, belki de. Ona de. vurgu yapılmış. Sonuçta 3-1 kazandı Real Madrid. 1-0'ın Rövanşında. Peki bu acaba hocamın koltuğunu sallar mı? Sallar. <laughs> Peki bir sonraki sayfa gelsin. <laughs> Çok net olacak. Hiç bari biraz alıştır alıştıra söyleseydiniz Uğur Bey. Şu ben. an biz yayındayken sallıyor olabilir <laughs> öyle diyeyim yani. Peki. Neredeyiz şimdi? Bir de Marka gazetesi var yine İspanya'dan. Onu da getirelim hemen ekranlarınıza. Onlar da burası Madrid başlığını 63 birlik galibiyetin ve de turu geçmenin ardından. Gerçekten de o kare maçın kader anı. Donarum'a Benzema arasındaki evet. kare. Çünkü 1-1'e bir kadar o gole kadar maçın kontrolü genel olarak Paris Saint Germain'de. Mbappe'nin bir attığı gol iki tane de sayılmayan golü var. Offside neyle sayılmayan golü var. İki tane de net pozisyonu var. Soluyla vurmak zorunda kalıp kaleciye nişanladı. Belki sola çık değil de merkezde oynasa Neymar kanatta oynasa acaba Neymar'ın özür dilerim Mbappe'nin şut açıları daha mı iyi olurdu diye düşündüm. Pozisyonları daha çok soldan yakaladığı için e, maç içinde belki öyle bir değişiklik yapılabilirdi. Paris Saint Germain için tabii çok büyük bir geri adım çünkü iki sezondur bir final bir yarı final yapmışlardı. Şimdi son altta elenmeleri ki Paris Saint Germain'in tek hedefi şampiyonlar ki şampiyonluğu o anlamda büyük bir geri adım oldu. Bir birden sonra da toparlayamadılar acaba hızlıca değişiklikler yapabilir miydi Pochettino? Çünkü takımın orada dengesi kayboldu ve 105 saniye içinde iki gol daha yediler. İkinci golün <laughs> Santras'ından sonra üçüncü gol geldi. 2-1'de en azından uzatmaya gidecek maç. Takım toparlanamadığı için. Peş peşe basit hatarı yaptığı için üçüncü gol geldi ne demek lazım bilmiyorum. Oyuncu deneyime desen Paris'in de deneyimli. Peki şöyle söyleyeyim. Şu size bir don done verir mi? Paris Saint Germain 102.4 kilometre koşmuş. Maç sonu itibariyle 105.7 Real Madrid koşmuş. Topun oyunda kalma süresi birinci yarıda 32 dakika. ikinci yarıda şey maç sonu itibariyle de 57 dakika. E, takımların şeyine baktığınız zaman da dağılımına e, kim daha fazla toplu oynadı dakika bazlı olarak. Real Madrid'den hem ilk, ilk yarıda hem de ikinci yarıda üçer dakika fazla oynamış Paris Saint Germain. Bunlar bir ipucu verir mi acaba? Ki de deplasmanda. Deplasmanda. 60'a kadar da zaten üstünlerdi ama mesela 3-1'den sonra da pozisyon üretemediler. Bir Messi 0-2 dışında. Paralize oldular. Paris Saint Germain çabuk kırıldı. E, kırılgan bir davranış sergiledi ve muhtemelen bugün bunu tartışıyorlar. <laughs> Kulüp İYR'si içinde yöneticiler, tek direktör, futbolcular her neyse bunu tartışıyorlar. Bu kırılmayı oyunculara bağlayamıyorum. Messi'si, Neymar'ı, Verratti'si çok deneyimli bir takım Paris takımı ama demek ki burada kulüp kültürü, genetiği bir yerde devreye giriyor. Yani Real Madrid genetik olarak buralara çok daha alışkın. Çok fazla şampiyonel kupası var. Bu turları çok fazla oynadı. Herhalde işte Benzema gibi, Benzema'nın 4 tane şampiyonel şampiyonluğu var. En az 4 yanılmıyorsam. E, Modric'in öyle, Toni Kroos'un öyle. Toni Kroos'un belki 3. Tahmin ediyorum söze başlarken söylediğiniz teknik direktör hamleleri, bu maçın kaderini çizmiş gibi görünüyor. Belki orada birbiri de daha hızlı daha fazla müdahale yapabilirler. Karva Ali öyle. Dört tane şampiyonlar, şampiyonluğu var. Yani sahada bu seviyeleri çok görmüş, çok yaşamış ve çok kazanmış oyuncuları olması Real Madrid'in. E tabi Benzema'da ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu bir kez daha ispat etti. Belki de Hakk'a az teslim edilen bu seviyede hani raconu belirleyen, bu seviyede neticeyi belirleyen bir oyuncu olduğunu ispat etti. Çünkü Mbappe skor 1-0 olduğunda krallığını ilan etmişti. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde ayar belirleyeni benim demişti. Orada da ben attım, burada da ben attım. Takımı da götürüyorum, kupaya doğru taşıyorum demişti ama sonra dur dedi vatandaşı ve milli takımdan da abisi <laughs> bizim deyimimizle. Benzema 17 dakikada 3 gol. Ee, dünyanın en iyi santiforlar arasında olduğu kesin Lewandowski, Mbappe, Haaland, Benzema herhalde bunları sayabiliriz ama Benzema belki de bir numarayım dedi. Şunu söyleyebiliriz en azından komple bir oyuncu. Yani bu dördünü kıyasladığımız zaman Lewandowski gibi ceza alanı katili ise Benzema komple oyuncu olma itibariyle bu dörtlü içinde belki de en komple olan o. Messi konusunda bir kısım tırnak içerisinde diyor ki futbolu bırakmış. bir kısım diyor ki hayır aynı şekilde devam ediyor. Bunun ne kadarı duygusal, sizce ne kadarı gerçekçi? Bu tespih her ikisini içinde soruyorum. Bakabilme şansı buldunuz mu? Şimdi oyuncuların hepsi, üçü de ileri hepsi de aslında merkez oynamak istiyor. Mbappe, Neymar, Messi. Ama sadece biri merkez oynayabiliyor. İkisi doğal olarak sol forvet, sağ forvet olarak kalıyorlar. Messi de Paris'te, gerçi geçen sezon Barcelona da öyle olmuştu. Çok derinde oynamaya başladı. Neredeyse orta sahanın bir parçası gibi. Çok fazla derine geliyor, çok fazla pas trafiğine katılıyor. Gol bölgelerine daha az giriyor. Daha az pozisyon buluyor haliyle. Zaten Lig 1'inde asist kralı. Gol sayısı inanılmıyorsam bir, Asist sayısı 11. Yani daha fazla asistçi özelliğe büründü. Burada da yani bu turda da Messi e, gol bölgelerinde çok fazla görünemedi. Mbappe oralarda göründü. Zaman zaman Neymar göründü. Messi çok fazla görünemedi. Doğrusu söylemek gerekirse Paris Saint Germain 2017'de işte Barcelona'ya kaybettiği o 6-1 kaybettiği zaman e Neymar almış oturu götürmüştü. Barcelona forması. 2019'u Manchester kaybettiler. Burada şimdi Real Madrid'e gerçekten de ne demek lazım bilmiyorum. Talihsizlik de var. Tabii. Ee, çok büyük bu turların alışkanlığı olmamasında dezavantajını yaşıyorlar. Belli ki o da var. Çünkü Real Madrid, Barcelona buralara daha alışkınlar ve buralarda daha soğukkanlı kalıyorlar. Paris ise bir golü yiyince biraz kırılganlaşıyor. Biraz dizler titriyor. Messi de bunu çeviremedi. Eskiden çevirebiliyordu. Şimdi çeviremiyor. Messi de artık 34 yaşında. 34, 35 oluyor. Pasaportunuzda e pasaportunuzla kavga edemiyorsunuz. Bir yere, gerçi Benzema da aynı yaşta. Benzema aynı yaşta. De oyun beklentileri biraz daha, oyun performansları biraz daha farklı. Hem bölge itibariyle hem yapmaları gerektiği, gerekenleri itibariyle. Belki. Bir de bu tarafta Messi tarafında yıldızlar o kadar fazla ki. Alan paylaşımında sizin bahsettiğinizden çıkardım. Alan paylaşımında biraz problem yaşanıyor ve hepsi de yıldız. Evet. Yani onu oynatmayayım ya da bunu geriye çekeyim de diyemiyorsun yani. Real Madrid'in ön tarafında Benzema'dan sonraki yıldız kim? Vinicius. Genç bir oyuncu, süratli bir oyuncu. Yine süratiyle Paris Saint-Germain e savunmasını çok zorladı doğru ama Benzema tabii orada esas bitirici, esas son vuruşçu ama Paris'te 3 tane süperstar var. Belki de kolay değil onları teknik olarak yönetmek kolay değil Pochettino. İnsan olarak çok iyi insan. Soyunma odasının kontrolünü iyi ele aldığı ve yıldızları iyi yönettiği söyleniyor ama teknik olarak yönetmek kolay değil. Gecenin bir diğer maçı Manchester City ile e, Sporting Kulübü arasındaydı. İlk maçı Manchester City 5-0 kazanmıştı hatırlayacaksınız. Dün akşamki karşılaşmada 0-0 Son erdi. Topun oyunda kaldı. Topun oyunda kalma süresi 65 dakika 28 Vay saniye be. maç sonu itibariyle. Manchester City 0-0 biten maçta 115.5 kilometre koştu. Sporting'de 109.9 kilometre koştu. Manchester yine rakibinden daha fazla koşan taraftı diyelim. Ee, Halil Umut Meller'i tebrik ederim. Bravo. Temsilcimizi, maçın hakemi. Bir golü iptal etti. Abdülkadir Bitigen işin ee, İşin trajikomik tarafı. Evet, vallahi trajikomik. Ee, dün. Listeden çıkarılan hakemlerden biri FIFA hakemimiz Abdülkadir Bitigen, Gabriel Jesus'un golünü iptal etti. Guardiola 12. kez çeyrek finalde turnuvanın marka isimlerinden biri. Şimdi Uğur Bey dün bir haber vardı gazetede. Beşiktaş'ta alakalı bir haber. Şut istatistiğiyle alakalı bir haber. Dedik ki genel içerisinde görüp değerlendirmek lazım. ...editörümüz Tolga'ya söyledik sağ olsun o da çıkardık... ...çalıştı, grafikleri hazırladı... ...hemen onunla devam edelim isterseniz... ...önce... ...Foto gazetesinden bir başlığımız var... ...rakamlar güven veriyor demiş... ...Beşiktaş'ın 23 yaşındaki... ...genç yeteneği güven, e, güven Yalçın... ...bu sezon aldığı süre... ...ve skora yaptığı katkı açısından... ...Süper Lig'in en başarılı ismi olmayı başardı... ...Beşiktaş'ta aldığı süreye göre... ...en skorer isimler Güven... ...743 dakikada... ...5 gol 3 asist yapmış dakika başına baktığınızda 92 dakikada bir skor üretmiş. Batu 1824 dakikada 11 gol 3 asist yapmış. 130 dakikada bir. Larin 192 dakikada bir. Gezal 396 dakikada bir. Alex Teşiyer'e de 187 dakikada bir. E, Sportoto Süper Lig'de Genele baktığınız zaman Güven yine birinci sırada aldığı süreyle kıyaslandığında 92 dakikada bir skor üretirken onu 95 dakikada bir skor üreten Ener Valencia ta e takip ediyor Ahmet Hasan 103 dakikada bir Konyaspor'dan İttifak Holding Konyaspor'dan Mustafa Muhammed 129 dakikada bir Bertolacci 125 ve Edin Višća 131 dakikada bir gol üretiyor bu listeye göre. Hatırlatacak olursak var mı bununla alakalı söylemek istediğiniz? Beşiktaş'a geçeceğim çünkü bunun özelinde Beşiktaş'ın şut gole çevirme istatistikleri Uğur Bey sormuştu. Peki ligin neresinde diye? Buyurunuz efendim gelsin ekrana. Bu detay ayrıntı kağıdı var mı sizde Uğur Bey? Şu Varmış. Daha ayrıntılı görünen. Heh, buldunuz değil mi? Varmış. Şimdi Yukata Kayserispor. Ha bu arada Beşiktaş hani burada 421 ile en çok şut çeken takımlar Beşiktaş ve Galatasaray bu listede geride görünmüş. Ancak 13 ve 16'da isabete baktığınızda da Beşiktaş mesela 421 şutta 157 ile en çok isabet bulan takım olmuş. Ama gole çevirmede sıkıntısı Gole var. çevirmede sıkıntı. Yani çerçeveyi tutturuyor ama şut kalitesi. Zaten Batu Şua ile ilgili hafta sonu yaptığımız analiz hani şutların sık sık cılız kalması. Kenan Karaman da o istatistiği yükselten isimlerden biri. Doğru bir. şut tercihleri olmaması yönündeydi. Eğer doğru şut tercihleri olsa muhtemelen şutların %10'unu gole çevirmişler. O istatistik daha yüksek olacaktı ama zaten... Bunun içinde direkten dönenler de var mı acaba? Beşiktaş %10. Fenerbahçe yüzde on bir buçuk. Trabzonspor yüzde on üç. Evet. Yani orada zaten fark açık. Trabzonspor yüzde on üçle atmış. O da zaten ligdeki farkı yaratıyor. En yüksek kim? Gole çevirmede. Kayseri. Al Alanya mı? Ha, Kayseri yüzde Ondan sonra Aytemiz Alanya Spor var 14.2 ve Ataka Şatay Spor var 13.9. İlk üçü Yukatel Kayseri Spor sırayla Yukatel Kayseri Sporu, Temiz Alanya spor ve Atakaş Hatay Spor oluşturuyor. En altta kim var bakalım. 7.7 ee, ile Öznur Kablo Yeni Malatya Spor bu istatistikte de en altta Öznur Kablo Yeni Malatya Spor. 8.5 ile Çaykur Rizespor var. 8.7 ile valla şaşırdım aslında Antalya Spor varmış Uğur Bey. E, onlar da bir santrifor transferi yaptı malum. İkinci yarıda bu istatistiklerin yükseldiğini tahmin ediyorum. Giresun zaten sezon başından beri bir gole çevirme sorunu var. buçuk onların. Ee, yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor zaten şut istatistiğinde de sondalar. Ligin en az şut atan 3 takımdan ikisi. O yüzden orada da son sıralarda olmaları çok sürpriz değil. Şöyle özetleyebilir miyiz? Beşiktaş 4, Beşiktaş ve Galatasaray ligimizin en çok şut atan iki takımı. Gol de sıkıntılılar evet. Beşiktaş 157, Trabzonspor 154 ile en çok isabetli, şutu isabeti bulan takımlar birinci ve ikinci sırada. Ancak yüzde %13 oranında gole çevirirken Beşiktaş %10'da kalmış. Topu üçüncü bölgeye getirmekte sıkıntı yok, şut bulmakta sıkıntı yok. Bu gole, gole çevirmede sıkıntı var. Sıkıntı var diye özetleyebiliriz herhalde. Evet. Bu da Beşiktaş'ın oyununun aslında, oyun tarzının başarısız olmadığını söyler mi bize? Son vuruş performans konusunda sıkıntılı olduğunu söyler. Ama daha öbürü daha genel bir resme giriyor herhalde değil mi? Oyun olarak özellikle son dönemde Beşiktaş iyi. Başakşehir karşısında daha iyisi olamazdı. Gerçekten iyi futbol ortaya koydular. Tek sorunları gole çevirmeydi gerçekten ama genele yayarsak hani 28 haftaya yayarsak evet dönem dönem sorunlarını bu şekilde açıklayabiliriz Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da. Uğur Melek'e teşekkür ediyoruz. Bugün ben teşekkür e, yayına başlarken, programa başlarken de belirttiğimiz üzere biraz kısa süremiz. Çünkü yaklaşık 8 dakika sonra Merkez Hakem Kurulu Başkanı e, Dr. Ferhat Gündoğdu Bein Sports ekranlarında olacak ve sorulara cevap verecek. Biz de hep birlikte izleyeceğiz. Bu hatırlatmayla birlikte veda edelim. Uğur Melek'e çok teşekkürler. Teşekkür Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek hoşça kalın. Mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.